Merhaba arkadaşlar, English Hot Shot with Bahar Şahin adlı İngilizce öğrenme kanalımıza hoş geldiniz. 7'şer tane deyim serimize devam ediyoruz. Günlük hayatta sık kullanılan herhangi birisi bir şey söylediğinde o anda böyle susup kalmamamız, doğru tepki verebilmemiz için seçtiğimiz 7 tane sık kullanılan ifade de diyebiliriz, buna deyim de diyebiliriz. Bu seriye devam ediyoruz. Bugün de gene 7 tane deyimimiz var. Birinci deyimimizle başlayalım. That's about it. That's about it. Ama bunu hızlı söylerken that's about it. That's about it. That's about it. O sondaki T'yi it şeklinde söylemiyoruz. Onu it diye söylüyoruz. Sanki böyle geliyor geliyor bir çarp duruyormuş gibi. That's about it. That's about it. Herhangi bir şeyin sonunda, mesela çalıştığın bir proje üzerinde bitti veya ders yaptın bitti. Bir şeyin bitiminde söylenen bir ifade. Mesela, well that's about it. Dersi bitirdim ben diyelim. Son cümle olarak bunu söylüyorum. Well that's about it. Does anybody have any further questions? Well that's about it. Does anybody have any further questions? İşte bu kadar diyor. Hani bugünlük bu kadar gibi. That's all for today gibi. That's all for now gibi kullanılabilen bir ifade. Ardından da işte herhangi daha fazla sorusu olan var mı diye de soruyor. Noktayı koyarken kullanıyoruz yani bir şeyin bitiminde. İkinci ifademiz put it there. Put it there. Anlaşma yapıldığında el sıkışırken onay verdiğin anlamına geliyor. Yani o anlaşmaya ben de varım. Karşındaki kişinin söylediğine onay veriyorsun. Mesela sana diyor ki, so do we have a deal? Tokalaşıyor, elini uzatıyor. So do we have a deal? Anlaştık mı yani şimdi? Her şey tamam mı? Sen de diyorsun ki, sure, put it there. Tokalaşıyorsunuz ondan sonra. Sure, put it there. Evet, cepte anlaştık. Yani hani sorun yok anlamında. Herhangi birisiyle bir konuda anlaştığını onayını verirken öyle diyeyim. Kullandığımız bir ifade. Put it there. Evet. Üçüncü ifademiz. Take the bad with the good. Take the bad with the good. Bir şeyin iyi ve kötü yönlerini birlikte kabul etmek. Yani her şeyde olduğu gibi. Mesela iş, aşk, ilişki, dostluk. İyi ve kötü yönleri vardır ya. Böyle ikisini birden kabul etmek. Birazcık ermiş kişilerin yapabildiği bir şey. İyi ve kötü yönlerini birlikte kabul edip sindirebilmek anlamında kullanıyoruz. Mesela herhangi bir kariyer için geçerli bu. Diyorsun ki you have to take the bad with the good in any career. Herhangi bir kariyerde, herhangi bir işte iyi şeyleri olduğu kadar kötüleri de kabullenmelisin. You have to take the bad with the good in any career or in any relationship. Ya da herhangi bir ilişkide bir şeyin iyi yanları olduğu kadar kötü yanlarını da kabullenmelisin anlamında kullanıyoruz. Üçüncü ifademiz, dört pardon, dörde geçtik. Point taken. Point taken. Anlaşıldı. Mesaj alındı. Birisi size kendisini yoruyor mesela bir şeyler anlatmak için böyle izah etmeye çalışıyor, uğraşıyor falan. Sen diyorsun ki tamam. Don't panic. Point taken. Mesaj alındı, anlaşıldı. We should start the project at once diyor mesela. İş arkadaşın gelmiş diyor ki işte bu projeye hemen başlamamız lazım. İşte geç kaldık panik yapıyor. Sen de diyorsun ki point taken. Anlaşıldı. Sorun yok. Mesaj alındı anlamında point taken kullanıyoruz. Evet. Geldik. Diğer ifademize. I wouldn't say no. I wouldn't say no. Bunda dikkat edin bakın telaffuza. Wouldn't değil. Orada böyle biraz yutuyorsun. Wouldn't, wouldn't, I wouldn't say no. No değil, no. I wouldn't say no. Buna hayır diyemem. Birisi bir şey teklif ediyor. Mesela bir içecek, yiyecek olabilir. Buna hayır diyemem diyorsun. Diyelim ki sevgilinizle kumsalda oturuyorsunuz böyle yazın. Ay ışığında, dalgaların sesini dinleyerek böyle bir iki bir şeyler içiyorsunuz. İçkiniz bitti. En romantik yerde. Sevginiz diyor ki alıp geleyim mi bir şeyler bir daha ister misin mesela soruyor sana would you like another drink tabii ki evet diyeceksin orada I wouldn't say no buna hayır diyemem
yes falan demeyeceksin orada. O romantizmin içine etmeyeceksin yani. Oradaki hem böyle kibar, hem cilveli, hem de güzel bir şekilde onun teklifini kabul ettiğini belirteceksin. I wouldn't say no. Buna hayır diyemem. Altıncı ifademiz say the word. Say the word. Söylemen yeter. Sözün yeter. Ben hemen koşar gelirim. Benden istemen yeter anlamında bir ifade. Say the word. Mesela you only have to say the word and I'll come and help. You only have to say the word and I'll come and help. Söylemen yeter. Ben hemen koşar gelir yardım ederim diyor. Ve bugünkü son ifademiz. It was just as well that. It was just as well that. Bu sondaki that atılabiliyor. Baştaki it de atılabiliyor aslında. Orijinali bunun just as well. Ama başına it ekleyebilirsin. Sonuna that ekleyebilirsin. It's just as well that. İyi ki anlamında. Mesela yağmur yağmaya başlıyor. İyi ki yanımıza şemsiyelerimizi almışız diyeceksin. It's beginning to rain. See? It's just as well that we took our umbrellas with us. It's beginning to rain. See? Bak. Yağmur başlıyor. It's just as well that we took our umbrellas with us. İyi ki şemsiyelerimizi yanımıza almışız. It's just as well that we took our umbrellas with us. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Bu ifadeleri not alarak, birer örnekte kendiniz yaparak ve bolca tekrar ederek çalışırsanız çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle günlük konuşmada. Çünkü bunlar kitaplarda yazmıyor maalesef. Bunları biz konuşa konuşa, karşımızdakinin verdiği tepkileri notalarla öğrendiğimiz şeyler bunlar. Ben de bunları herhangi bir kitaptan öğrenmedim ve size aktarmayı çok seviyorum. Ne kadar çok şey paylaşırsak, ne kadar doğru bilgi paylaşırsak o kadar iyi diye düşünüyorum. Eğer hala abone değilseniz, abone olarak bize çok büyük destekte bulunacağınızı lütfen unutmayın. YouTube birazcık zor bir platform çünkü desteğinizi bizden esirgemeyin. Bunu ilk defa söylüyorum. Bunu söylemek bana hep komik geliyordu ama eğer beğendiyseniz ve faydasına inanıyorsanız derslerimizde beğen butonuna basmayı da unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.